Arkadaşlar, herkese tekrardan bir Diablo videosunda merhabalar. Bugün farklı bir karakterle, yani Necro'yla bir konuya girmek istedim. Biliyorsunuz şimdi biz bir sürü adam yapıyorum ben. Hani genelde barbarlar size birkaç tane farm videoları attım ama esas amacımız bu adamları biriktirmekti zaten. Çünkü bu adam komple farm adamı olduğu için şunların tüm itemlarımı ben düşürmeye çalışıyorum. Aslında bu oyunun zevki de orada. Yani şimdi mesela şunukini düşüreceğiz abi. Bak, bunun küçük item'ını ben tamamlıyorum. Şunu tamamlıyorum aynı zamanda. Şu Frenzy Barbar'ı da tamamlıyoruz. Amazon gayet iyi bir yere geldi. Şu anda Hell'de oynuyorum ama daha bazıları yetersiz. Ama ona uğraşıyorum. Yani şimdi bir de bu Necro var arkadaşlar. Şimdi Necro çok enteresan bir karakterlerin bir tanesi. Bunun birkaç tane güzel build'i var. Özellikle Bone Spear, Zehir, şu bu ama en güzeli ve gruplarda PvE'de en oynayacağınız en güzel, keyifli pet build'i. Yani bu yaratıkları falan yerden çıkaran build'i arkadaşlar. Şimdi ben size bugün yani direkt build'i anlatmadan önce multiplayer'ine girip multiplayer'inde bir şeyler yapmak istiyorum ben. Orada göstermek istiyorum ve ne kadar Necro'nun gruplar için faydalı ve güçlü olduğunu aslında anlatmaya çalışıyorum. Şimdi ben şuradan bakayım, burada level 80 gelmiş abi. Bu levelde 80'e yani ne gerek var ona ya? Yani böyle garip grupta Anya Questnav mı? 39 sorsa yardım edelim diyor musunuz? Şimdi buradan bir tane şey bulacağız. Akbeş diyelim ben. Join diyeyim ben. Bakın Akbeş'te ne yapıyorlarmış. Diablo'ya falan kapışıyorlarsa enteresan olabilir. Levelleri hemen hemen bana yakın. Bir 35 Amazon var. Araya Plato falan geçmişler. İyi. Akbeş'teler arkadaşlar. Şimdi şöyle giriyorsunuz. Biz şuradan bir girelim. Ne var ya abi? Takılma makılma yap. Böyle yakışıyor mu lan? Bağlanalım arkadaşlar. Ben hani en azından çok güçlü bir karakter oluyorsunuz arkadaşlar. Yani aşırı böyle bir şeye ihtiyacınız olmayabiliyor. Bakayım. Red Plato demiş burada. Bunlar galiba bir hay çekelim. Bunlar galiba kristal pasaj falan istiyorlar. Ben biz kristal pasajdan bir şey açalım. Şimdi bakalım öldürebileceğiz mi? Şuradan bir F1 yapalım. Hadi anam. O yüzden kız gelir şimdi arkadaşlar. Şuna atalım. Yani ben şimdi çakmaya başlayacağım zaten. Şimdi bunlar kendi kendine vurarak ölürler zaten. Hadi abi. Yavaş yavaş adamlarımı çıkarıyorum. Abi şimdi çok güçlü olacağız. Beş dedim, şimdi şeyleri çıkaracağım artık. Evet abi, şimdi iyice güçleneceğiz. Şimdi artık şeylere geçiyorum arkadaşlar. En büyükleri çıkartmaya başlayacağım. Daha da enteresan olacak. Şimdi orduya da gidiyorsunuz ya. Bu şeyin güzelliği o. Bakın hepsinin üzerinde şu altta yıldız dönüyor ya. Arkadaşlar yıldız şey. Nasıl diyeyim? Grubu kasıyorum şu anda. Benim adamlar kesiyor, emin olun. Hani ilerden bir grup da şey diyormuş. Oraya doğru ilerleyelim. Ben şimdi şu büyük yaratıkları alacağım artık. Şimdi büyüklüğe çıkartmaya başladım. Heh, şimdi ne yapacağız bakalım. Abi şimdi şu artık yaratıkları kullanmaya başladım. Orduyla gidiyorum. Şu grupla birleşelim. Biz orduyla geldik, merhaba canım. Şu büyükleri aldım ben. Mesela şu baltalılar çok tehlikeli. Tam benim adamlarım onlar. Ha, burada yok o zaman. Şu Katara'yı takip edelim. Onlar oradan geldi çünkü.
Buradan gidiyorum. Arkadaşlar arada bir şu yukarıyı kontrol edin. Orada çünkü şeyleri falan görmeniz lazım. Ben şuna geri alayım. Şimdi aynayı arıyoruz biz de bulabilirsek. Aşağı doğru gidelim arkadaşlar. Yukarıdan geldi çünkü onlar. Aynı anda ikimizi birden göstermiyor maalesef şeyi. Adamı gayet güçlü. Benim şu anda gayet iyi kesiyorum ben. Şimdi en son size bir göstereceğim. Şimdi göstereceğim arkadaşlar. Yani bakın burada şu an 1, 2, 3, 5, 6, yani 8 kat güçlü yaratıklar şu anda. Fazla kişiyi, yani şu an onları kasıyorum ben. Bir 35 var. Ama geçen bir 33 katar almış ama genelde şu an çok güçlü engeller yani yaratıklar. Ben hemen şu şeyi almaya çalışacağım. Heh. Ya buraya bir tane atak skill alabiliriz. Yani ben şu an sırf yaratığa doğru gittim. Bir tane şöyle değişik bir atak skill almak istiyorum aslında. Bugün herkesi kasıyorsunuz zaten. Kimseye bak yaratıklardan geçemiyorlar arkadaşlar. Yani bu Necron'da en güzel yanı bu. Yani bu şekilde çok rahat. Rahat rahat oynuyor. İnsanlar oynatıyorsunuz. Kendiniz de oynuyorsunuz. Ben şunu alayım ya. O lazım. Bunu ben alırım abi. Yaratıkları kaçırmam ya. Hiç. Onlar çok sağlam arkadaşlar ya. Harbiden çok sağlam. Ha, galiba bulduk. O boss'u da alacağım ben şimdi. Onu öldürsünler. Boss'u alamadık ha. Buradaymış. Aslında farklı bir skill kullanıyorum. Aa ben şeyi hiç kullanmıyorum ya. Unuttum ya. Onu niye kullanmıyorum ya? Arkadaşlar ya bu şey amfili damage'i unutmuşum ben. Arada bir şunu kullanalım. Şimdi 4'ü kullanalım artık. Ben size amfili damage'i unuttum ya. Bu kadar uzun sürmemesi lazım ya. Şimdi benim adam abim nasıl çalışacak arkadaşlar bakın şimdi. Ağır yatacağız. Şimdi böyle onları hexliyoruz arkadaşlar. Ya bu adamın zekayı arkadaşlar, yemin ediyorum. Dola gidiyoruz. Tüm grubu böyle rahatça adamları oynatalım. Adamlar levellerini alsınlar. Burası çok zor bir yer. Şimdi 3-4 gündür hiç açmamıştım Necro'yu. Vallahi şey unutmuşum ya. Amfiyo değil mi unutmuşum. Bak görüyor musun? Şey oyunları gibi. Böyle stratejik oyunlar gibi böyle özel. Bunda tamsınız ya. Şu şeyi alalım. Şu aktaralım ya. Bu, daha önemli bu. Ha şuna, aa benim meşlerim birini yatırmışlar. Olur mu lan öyle şey? Arada bir kontrol etmek lazım. Ben armorumu basayım.
adamları şunu iyice kasalım. Aha ne hatırlarız onu, hiç şansları yok. Şimdi biz yine devam edelim böyle. Yani ben size hani bu Necron'da bir oynama keyfi, ayrı bir şeyi var arkadaşlar bunun. Yani bu oyun diyor mu arkadaşlar, Diablo zamanın en iyi oyunlarından bir tanesi olmasının boşu değildi. Çok şu anlık yeni oyunu içinden barındıran oyunlardan bir tanesi. Emin olun, bakın şu skill'lere, taktiklere bakın yani. Kaç kişiyi Necro şu anda kasıyorum ben. Şöyle bir daha bir effort'tan. Şunu çıkaracağım. Keyif adamdır yani, bakın burada çok kendine has bir oyun şeyi var. Bir habire hackslemeniz lazım. Bakın onu yapmıyor, unutmuşum ben onları. Heh. Şuradan bir şey F6. Manamız gitmiş biraz. Gidelim mecburen, çünkü bu tarafa dolanmamız lazım. İşte burada amacımız Anya'yı kurtarmak. Anya'yı Gonya'yı değil tabi. Şeyin Anya'sı bu. Ya da kızcağızın ismi Anya'ymış. Bakalım şuna ulaşabileceğim mi ona da, ulaşabilir miyim? Bir efap 3 tane kaldı. Onları çoğaltmamız lazım. Şimdi şurada büyük bir boss grubu olacak. Şimdi tek bunu yapmak tek değil, tüm takıma acayip faydası oluyor bunun. Sağlamdır. Yatırız anında yatırabilirler. Adam yazık şey istedi şimdi, TP istedi ha. Böyle çok keyif arkadaşlar. Oyun çok aktif görüyorsunuz. Özellikle bunun multiplayer'ini göstermek istedim size bugün. Yani bu oyuna girip abi hiç canınız sıkılmayacak. Şey olmayacak. Yani böyle rahat oynayacaksınız. Tabii şimdi bizim çok fazla stat var. Ben biraz da hayat vereyim. Şöyle bir 20 kalsın. Hayatım bayağı bir az arkadaşlar. 300 küsür. Şimdi bunlar Anya'yı, Konya'yı kurtardıklarına göre bunlar Ancient isteyecekler benden. Onları bekliyorum arkadaşlar. Ben biraz genelde harbi oyuncu gibi oynarım. Yani şimdi şeyler falan ışınlanıp gidip orayı açmak tamam, o da güzel, çok hızlı ama arkadaşlar insanların şeye ihtiyacı oluyor. Nasıl diyeyim size?
Bu levellerde XP'ye ihtiyacınız var. XP istiyorsanız da bu tip oyunu oynamanız lazım. Ya da oyun en sonunda B ile gideceksiniz abi. B yani bu Act 5'in sonundaki boss'u. Onu haber arkadaşlar canınız, haber ona takım arayıp gireceksiniz. O da emin olun ki belli süre sonra adamı sıkıyor aynı şeyleri yapmak. O yüzden hani bu tip şeyler daha etkili yani. Şimdi bakın tek kaldım. Bakın tek oynuyorum şu anda. Bakın o oyunun zorluğu 3, 4, 5. Şu an 7 kişiyiz arkadaşlar. Gayet normal şey oynatabiliyor şu anda. 5. 6'ya çıkarttım ben onu. Adamlar galiba anlamadılar herhalde. Onlar beni yer mi arıyor zannediyor, ne yapıyor? Şunları alalım. Bak şunlar çok çok bir adama yatırabilir. Ama onları ben alacağım şimdi. Çok güzel onlar. Bir level daha aldım ben. Abi şunu arttıralım. Maksimum olsun şey. Akıcı bu Skeleton Master çok önemli. Yani onu şimdi anlatacağım birazdan. Hepsini doldurmanız lazım. Ya. Benim elemanlar var ya, yemin ediyorum. Arkadaşlar şimdi bu oyunun yaratıklarını kullanıyorsunuz. Onları tabii öyle düz kullanmıyorsunuz. Çok güçlü bir halde kullanıyorsunuz onları. Onlar mesela kaç katı falan güçlendiriyor onları. Bir skill'i. O yüzden o şekilde kullanıyorsunuz. Ben şimdi biraz daha yatıp çıkarayım. Şunu hemen indirelim. Benim manam az ya. Yanlış mana almamışım. Şaka, genelde bu köşelerde falandır. Şimdi biz barbarları arıyoruz da. Lan. İyi bir yer buldum. Farm yeri buldum. Daha önce göstermiştim buraları. Arkadaşlar bu tip bir gruplara girdiğiniz zaman rahat rahat bakın bu tip XP kasabilirsiniz. Sizi birileri kasabilir, şey yapabilir. Arkadaşlar durumunuz çok iyi değildir, onu yapabilirsiniz. Şu anda ben adamları kasıyorum. Bakın benim levelim onlarla hemen hemen çok yakın olmasına rağmen. Çünkü göstereceğim size adamın durumu iyi. Barbarımız sağ olsun, her zaman söylüyorum size. Onun düşürdüğü item'lar sayesinde bakın bu nekrede oynayabiliyoruz. Yani şunu da çıkarayım tekrar. Ha şunu da çıkaralım. Ya yani şöyle dayak mı alayım da. Aha şurada şey. Evet, bulduk. Şu altta. Bak görüyor musun? Onlar kesemiyorlar şu anda. Normal abi. Adamın item yoktur, bir şey yoktur yani. Veya çok yüksek çünkü. Çok kalabalık şu anda. Grup olarak kesmen lazım. Ama çok güçlendiğiniz zaman arkadaşlar grubu grup kadar rahat kesebiliyorsun. Şimdi onlar şey yaptı ya. One second ya. Ben bir one second yazayım da. Bir şey alayım arkadaşlar ya. Biraz mana alalım. Lan burada dandik manalarım varmış benim. Şunu sat. Şöyle yapalım.
şunu çıkaralım. Abi 4 tane var. Bakayım. Başka yok herhalde. Yeter ya 4 tane büyük sağlam adam. Al ready yazalım da. Evet abi. Beni eleme, dağıtıl onları şimdi. Şu sorsoru çok güzel hayattan indirir. Aa, ne yaptılar? Şimdi bir tane kaldı herhalde. Çok güzel. Şimdi burayı bitir arkadaşım. En son bir bell run yapacağız. Sonra da bu multiplayer olayını bitiririz herhalde. Onlara bak böyle açalım yine şeylerini. Biz şuradan biz adam lazım şimdi biraz. Hadi oğlum parçalayın şunları. Şuna çok tehlikeli. Özellikle benim gibi büyük şey adamlara. Anında götürür. Adam çıkaralım biraz. İşte bu Neko'da şu üstü iyi kontrol edeceksiniz. Şu iyi bir şey kombinasyonu gerekiyor size. Nasıl diyeyim? Şu Armor Shine'i alalım. Yani F'leri iyi ayarlamanız lazım skill'lerinizi. Ama çok tehlikeli. Beni anında yatırır şunlar. Eğer benim aynen çıkarlarsa anında giderim ben. Benim bayağı çünkü kolay kolay yatmıyorlar. O çok büyük bir avantaj size. Ya şunları hemen hiç kaçırmayın Necro oynuyorsunuz ya bu baltaları. Direkt kaçıyorum abi bunlar sakat. O anda yatarız diyor mu yani götürür yani hiç öyle nasıl yattığını bile anlamazsın. Şuraya dinlenelim benim şey arkadaşlar armorum çok ağır. Bu benim armor değil Sigon kullanmamam lazım benim. Ama şeysizlikten Sigon kullanıyorum. Çakalım %100 vursunlar ona. Biraz armor iyidir. Çünkü çok fena geliyorlar. Arada bu armoru basalım. Evet, bu da hani değişik bir tat olsun dedim ben bugün özellikle. Bir multiplayer. Özellikle multiplayer de abartayım dedim. Necro'yla gireyim. Tam olsun dedim. Maaş. Onlar şimdi çok tehlikeli burada. Leveller düşük buraya. O yüzden grupla ilerliyorlar. Bayağı bir koruyor grubu. Necro. Bura kapalı herhalde.
bundan çok keyif ediyorum ya. Şöyle bir de böyle keselim, ondan sonra bu soyu en sonunda bülden atıp videoyu sonlandırırız. Oo. Bağlamak nasıl kötü yorum, gördünüz mü? Hemen şuradan çıkaralım. Götürecekler ha. Diyor mu? Aç affetmezler valla. Şu anda bu levele göre şunlar çok çok güçlü olmuş oldu. Biz daha böyle level alıyoruz ha bu arada. Al abi, 1.24 olsun şey. İyice güçlendirelim. Şimdi böyle kasacağız, ondan sonra zaten bitireceğiz. Ben şunları bıraktım. Adamlara gülüyor. Ya ben bu arada çok keyif alıyorum basta oynarken ya. Ciddi söylüyorum yani, bu enteresan bir adam yani. Tam grup adamı diyorum ya. Fenadır yani, bakın şey. Dayanabilirler mi? Yatırabilir bunlar biraz. Benim meşler gitmiş. Biraz meş çıkaralım. Birkaç tane bırakın bile ölü. Lazım onlar şimdi. Benim böyle zamanı bitiyor onlar. Bayağı bir şey item var. Şimdi son grup çıkacak. Hocam bu beyni sürekli tekrar edeceğiz. Yani bu her şeyde en iyi level, bakın şurayı görüyorsunuz, en iyi level veren yer burası. İsterseniz buraya tekrarlıyorsunuz. Ama ben bu işte bunu yapmamaya çalışıyorum. Çok az yapmaya çalışıyorum. Benim elemanlar ayrıca zamanlıyım. Bir GG diyelim, bir bye bye diyelim. Hoşçakalın diyelim. Ve buradan da save exit diyelim ve çıkalım. Şimdi arkadaşlar şunu söyleyeyim. Exit lobby diyeyim ben. Yani bunun multiplayer de bu şekilde zaten. Hatta şöyle bir daha iyi göstersem olur. Şuradan create geldiğiniz zaman şurada create yapabilirsiniz. Join dediğiniz zaman buradan yapıyorsunuz. Leader daha season gelecektir, daha gelmemiş. Şurada da bir sürü kişi altta devam ediyor. Buraya katılan grupların. Burada bazı ayarlar var. Bu ayarları buradan yapabilirsiniz arkadaşlar. Şu şekilde mesela levelini ayarlıyorsunuz. İşte kaç kişi girmesini istediğinizi ayarlıyorsunuz. Friend list, ben hemen arkadaşlarım varsa hemen katılabiliyor. Ben neredeysem işte item şeyini ayarlayabiliyorsunuz buradan. Tabii eski sistemi değiştiremiyorsunuz da yani yine de bir şekilde
ufaktan bir oynama şeyi yapabilmiş. Bunu yaparken Nightmare Hell diye buradan tabi bitirmişseniz oradan onu da ayarlayabiliyorsunuz. Şuraya isminizi girip buraya password'ını yapıp opsiyona pek girmeyin ama şu isim ve password'ı ayarlayabilip de girebilirsiniz. Yani bu şekilde multiplayer olarak bunu ayarlayabiliyorsunuz. Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. Ben size hemen şöyle bir en azından ufaktan da bir bülbülü de bir göstereyim. Arkadaşlar bakın çok keyifli bir adamdır. Tüm grubu bakın o kadar rahat oynatıyorsunuz bak. Görüyorsunuz değil mi? Hiç yorulmadan bir de. Yani sadece bakın şu şunu basayım. Şu konfigürasyonları iyi ayarlamanız lazım. Doğru skill'leri hangisini keyfinize yapıyorsa. Bunu böyle ayarlıyorsunuz. Şimdi şöyle söyleyeyim ben hemen bir. Şimdi arkadaşlar bunda şurada işimiz yok. Şuna keyfe keder bu. Corpse patlatma falan bu adamı olur da. Şuna bir tane verin. Bunu arttırabilirim biraz. Daha az darbe yiyeyim. Şuna hiçbir işim yok benim. Bu zehir. Şurası büyü atıyorsunuz. Şu Curse'de işiniz var arkadaşlar. Şimdi Curse'de şimdi çok güzel detay işte arkadaşlar. Ben size o yüzden dedim. Şimdi arkadaşlar Iron Maiden müthiştir. Yani bu Iron Maiden çok yüksek geri darbe vurur yaratıklar kendi kendilerine. Şu bizim biliyorsunuz her bölümünde düşmanların bize yaptığının ben de onları yapabilirim. İşte bununla. Amplify Damage. Şimdi arkadaşlar bunu yaptığınız zaman direkt %100 damage'iniz artıyor sizin. Onlar direkt %100 darbe yiyorlar. Şimdi bunları güçlendirdikçe ben çok güçlü vuruyorum ben. Ama ben öyle bir şey yaptım ki şu okla beraber arkadaşlar şu kıza bu kombinasyonu tavsiye ederim. Ya şunlar değişecek de. Ya bunlar şimdilik idare ediyor kız ama şu Razor bu işte Razor diyorum arkadaşlar ya. Tirtal am yani üçlü bir ok bulduğunuz zaman bu kombinasyonu uygularsanız level 15 ton aura ben equipped diyor mesela burada. Hatta bu çok güzel bir ok oluyor yani bakın %300 şeytanlara, %280 anditlere. Bir de şunu söyleyeyim oklarda bu kadar düşük şeye aldanmayın. Oklar double vurur, triple vurur falan. Acayip crit mit vurur. O yüzden böyle çok darbeler yüksektir. Yani genelde mesela bu ok şu anda en az 70-80 belki 90 vuruyor falan yani. Şu yaratıklara, şeytanlara ve ölülere falan vurduğu zaman 3-4 katı vuruyor demek yani o. Şimdi bak ama en büyük avantaj hatta bize bu ucuz da alıyorsunuz bu satıcılarda her şeyi ama bunun en büyük avantajı şu Thorn yani şu altındaki yanan yıldız var ya arkadaşlar dönen. İşte şunu yapmış oluyor Iron Maiden'ı. Şimdi ben ne yapıyorum arkadaşlar? Aynı anda bunu veriyorum. Amphrid Damage'i %100 darbe daha çok darbe yesinler diyorum. Benim adamlar zaten vuruyor onlara. Bir de bunu yapmış oluyorum ben Paladin skillinle. Arkadaşlar yani hem iyi vuruyorum hem de onlar bana vurucu geriye bir de kendi vuruşlarının yüzde kaç katını geriye yiyorlar. Yani siz düşünün anında yatıyorlar ki levelim 30 iken bakın bunu özellikle bu şekilde multiplayer çekmek istedim. Levelim 30 iken arkadaşlar bu levellerde adam kasmanız çok zor. Daha normal modda olsanız dahi. Kaç kişi vardı o grupta gördünüz. O yüzden de o şekilde çok güçlü bir adam haline geliyor. Tabii bizim arkadaşlar çok yüksek itemlara ihtiyacımız yok. Emin olun. Bakın dandik dündik itemlarla oynuyorum ve bu adamın gücünü oradan söylemeye çalışıyorum. Arkadaşlar Sigon vallahi sadece var diye taktım. İşte biraz defans mefas veriyor. Yoksa adam hiçbir işe yaramıyor. Ben atak matak yapmıyorum ki arkadaşlar. Stretch işim yok. Yani şunun için kullanıyoruz işte. Şu bir artı bir veriyor ya bunun kalkanı. Artı yüz defans falan veriyor. Yani çok ekstrem bana bir şey vermiyor. Hiç benimle alakası yok mesela. Şu donmama hiç donmuyorum ben. Darbe yesem şunu bunu. O yüzden bir de biraz koşma veriyor bana. Güzel bir koşma. Şu split lazım. Bu her büyücüye lazım zaten. Biliyorsunuz çok ucuz bu. Ben size bunu anlatmıştım ilk videoda da falan. Dörtlü bir şey bulun. Tal tuhul ortam yani dört tane şeyi daha 20-25 lira çok rahat kullanıyorsunuz. Şunu keyfe keder. Bunun daha iyi var. Onu büyücüde kızla şimdi benim. Onu da takabilirsiniz. Ya şu Sigon'un hiçbir esprisi yok. Şu biraz zor bulabilirsiniz. Küçük düşük levellerde. Bu biraz zordur. Artı bir nekro skill'i veren. Ama ikili bir şapka da bu işinizi görür. Ort an ikilisi var. Ort ve an'ı taktığınız AMN'yi taktığınız zaman ikili bir şapkaya bu artı bir skill veren şeyleri verir size. Ama bu nekro benim barbar düşürdü bunları. Sağ olsun barbarcığım. Onun sayesinde ben oynayabiliyorum. Hatta bakın bir sürü şu tam bir şeydir. Bu adamın iskeletlere karşı. Şu set, şu ikili set arkadaşlar. Şöyle göstereyim ben.
Burada oyunun başı için bunlar da hani bakın burada biz size en azından bak yani bir iş yüzü yarıyor yani bakın poison resist veriyor işte bak artı bir necro skill falan. Yani daha bu level kaçta? Level 5'te kullanıyorsunuz. Yani bunları falan tutun arkadaşlar yani necro yapacaksınız. O yüzden ben sana bunu göstermek istedim. Yani şunlar fazla işimize yaramıyor. Bizim şeylerimiz nerede bu arada? Ha hiç potion'um yok ki. Ya potion ihtiyacım olmuyor ki bu adamda yani en dandik dündük potion'lar kullanıyorum. Şu tip şeyler var. Bunlar hani şu tip speed'e ulaşamıyorsanız bunlar 32 levelin artı bir nekroları. Şu da iyi artı 3 nekro skill veren. Ama şu zaten artı 3 veriyoruz biz bir ikili grupla. Şu tekel kullanıyorsunuz ama bunun bayağı bir iyi özellikler var. Bunu şey yani mili olarak kullanacaksınız. Yani mili vurabilirsiniz bu adamda. Güçlüdür onu söyleyeyim. Çok güzel mili şeyleri var. Bunu kullanabilirsiniz. Şunlar falan ekstradan gelebilir. Şunun seti var enteresan arkadaşlar. Büyük magic find falan buluyorsunuz. Şunlar poison için ama şu da güzel. Artı 2 necro işte daha hızlı yapma. Şu teröre meröre veren. Bakayım şu summon'a gerek yok arkadaşlar. Artı 1 ben bulmuştum barbarı zaten. Hatta bir videomda bulmuştum bunu. Hatırlıyorsanız şunu. Şunu da kullanıyorum burada. Şurada ekstrem bir şey yok. Şu bu büyücü necro için. Bakayım. Şu en büyük seti. Şu Trunk All Claws Car. Öyle hatırlıyorum arkadaşlar. Evet evet ya. Curse Merse bayağı bir şey veriyor bu. Yani Barbar'ın Immortal King gibi bu da. Şu set. Şu Natalya şey. Bu düşmüş. Bunu niye koymuşum ben? Bu Assassin'in bir seti arkadaşlar. Bu da adamı düşürdü. Ha bu arada arkadaşlar. Biliyorsunuz daha önce iki tane yüksek level farmı atmıştık. Biz yüksek level farmında bunları şöyle görebilirsiniz. Yani bunları hep orada düşürdüm ben ama o videomuzda yani belki kaç ondan fazla legend düşürdük ama şey olmadı yani yüksek level düşüremedik pek ama en azından burada onları görmüş oluyorsunuz. Arkadaşlar Necro'dan bu şekildeydi. Dediğim gibi her zamanki gibi lütfen aşağıya yorumlarınızı, beğenilerinizi yani ne yazmak istiyorsak yazın arkadaşlar. Çok arkadaşımız faydalanıyor. Ben de biliyorsunuz cevapları hemen dönüyorum sizlere de. Çok güzel bir komünikasyon oluyor. Her zaman beklerim. Burada videomuzun sonunda arkadaşlar. Başka bir oyun videosu diyeyim ben. Görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Hepinize iyi oyunlar arkadaşlar.